Merhabalar, hoş geldiniz. Bebek hırkası yapımıyla karşınızdayım. Hırkamız tercih ettiğiniz renklere göre hem kız hem erkek bebekler için uyumlu renk geçişli model çalışacağız bugün de. Ve bizim öreceğimiz hırka 1 yaş için uyumlu olacak. Bu çalışmayla hem elinizdeki artan ipleri de değerlendirerek bu modeli ortaya çıkarmış olacağız. Çok kolay bir çalışma zaten. Yakadan başlayarak haroşa örgülerle ilerleyip tamamlayacağız hırkamızı. Ön patında da tasarladığım bağcık detayıyla hırkamıza ayrı bir hareket katmış olacağız. Örgümüzde düz kenar çalışması yapacağız. Farklı bir teknik dediğimiz. Ancak zaten beni takip eden arkadaşlarım bu çalışmayı biliyorlar. Bunu yapması da çok kolay zaten. Örgümüzde sonradan tığ ile kenar çalışması yapıp yakamızda bu görüntüyü vereceğiz. Hırkamız için daha büyük veya daha küçük nasıl öreriz videonun sonunda bunu da sizler için anlattım. Bağcıklı hırkamızı örmeye başlayalım. Hırkamızı 4 renk çeşidi kullanarak bu renklerle kombinleyerek çalışacağım. Sizler tercihinize göre 2 renkle çalışırsınız, 3 renkle çalışırsınız, nasıl isterseniz. İpimizin kalınlığı da orta kalınlıkta bir ip. Nako Elite Baby, Alize Baby ve Scar Topu Baby One, bunların kalınlıkları birbirine yakın. Bu markalarla da karıştırarak da yapabilirsiniz. Hepsi aynı marka olmak zorunda değil. İpimizin uzunluğu da ortalama 240 metre uzunluğunda bir ip. İlk taş rengiyle başlayacağım hırkama ve hırkamıza yakadan örerek başlayacağım. Gördüğünüz gibi hemen haroşa örgülerle başlayacağım ve hırkamız için 3,5 numaralı şiş kullanacağım. Bu şişime tam 70 tane ilmeğimi attım. İlk sırada öreceğim. Sonra hemen ayırım yapmaya başlayacağız. Bunun için önlere 12, kollara 8, arka 22, kol 8, ön 12 ilmek olarak ayırdım. Şu daire içine aldığım ilmeklerim de sabit 2 ilmeğim olacak. Düz olarak öreceğim örgümün her ön yüzünde. Bu 2 düz ilmeğimin sağında, solunda örgümün ön yüzünde gizli artırmalar yapacağım. Roba artışları için bu sabit 2 düz ilmeğimiz olacak. Toplamda 70 ilmek atarak 3,5 numaralı şişime başlıyorum. Şimdi bu sırada hemen haroşa örgülerime başlıyorum ben. Tabi örgümüzün kenarında, yine şurada göstereyim, biye çalışması yapacağız. Düz kenar çalışması dediğimiz. Bunu 3 ilmekle yapacağım. Beni takip eden arkadaşlarım biliyor zaten. Biz bu çalışmayı 2 ilmekle yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Örgümüze başlarken daima ilk 3 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak çalışıyorum. Ben haroşalarımı bu şekilde örüyorum. Sizler bildiğiniz gibi çalışabilirsiniz, fark etmez. Haroşalarımı düz örgü tekniğiyle yapan arkadaşlarım da yine bu sırada bütün ilmeklerini düz olarak geçmiş olacaklar. Tabi son 3 ilmeği örmeden şişimize geçireceğiz. Şimdi oraya doğru ilerleyeyim. Şişimde 3 ilmeğim kalana kadar örüyorum. İlerledim. Şişimde 3 tane ilmeğim kaldı. İpim benden tarafı olacak. Şişime o şekilde geçireceğim örmeden. Haroşa örgüsünü düz örgü tekniğiyle ören arkadaşlar da ipini şöyle ön tarafa alacaklar ve bu 3 ilmeği örmeden şişimize geçiriyoruz. Sonra örgümü çeviriyorum. İpim arkada. Şöyle arkada ve ilk 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Örgümüz boyunca örgümüze başlarken ilk 3 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Örgümüzün sonunda da 3 ilmeğimizi örmeden şişimize geçireceğiz. Şimdi baştaki 3 ilmeğimi düz olarak ördüm ve burada ayırımları yapmaya başlayalım isterseniz. Şimdi ön için 12 ilmek öreceğim. Bu 3 ilmeği de sayıyorum tabii. 3, 4, 12 ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Burada bir gizli artırma yapıyorum. İşaret takmıyorum. Zaten iki düz öreceğimiz için haroşalar arasında. Hemen iki sıra örünce ortaya çıkacağı için şöyle hattımız hemen belli olacağı için anlayacağınızı düşünüyorum. İşaret takmadan size anlatmaya çalışacağım. Şimdi 12 ilmeğimi ördüm. Önüm için bir gizli artırma yaptım ve iki düz örüyorum. İki düzden sonra bir gizli artırma yapıyorum. Ne yapıyorduk? Bu iki düz ilmeğimizin sağında, solunda her daim örgümüzün ön yüzünde gizli artırma yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi kol için 8 tane ilmeğimi örüyorum. 1, 2,
8 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. 2 düz örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Arka için 22 ilmek haroşa örüyorum. Yirmi iki ilmeğimi ördüm. Gizli artırmadan sonra 22 ilmek haroşamı ördüm. Ve hemen burada yine gizli artırma yapıyorum. 2 düz örüyorum. Gizli artırma yapıyorum. Kol ilmeklerim için yine 8 ilmek haroşa örüyorum. 8 ilmek haroşa. Sekiz haroşamı ördüm. Bir gizli artırma, iki düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Ön taraf için zaten 12 ilmek örecektik. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğimiz var. Burada son 3 ilmeğimize kadar haroşa olarak örüyorum. Şişimde 3 tane ilmeğim kaldı. İpimizi şöyle ön tarafa alacağız. Zaten benim örgü ilmek alış şeklimden dolayı ipim ön tarafta oluyor. İlmeklerimi örmeden şişime geçiriyorum. Örgümü çevirdim. Burası benim örgümün arka yüzü. Arka yüzde de yine haroşaları haroş olarak örüyorum. Tabii ilk 3 ilmeğim yine düz olarak aldım. Haroşalarımı örüyorum. Ön yüzde yaptığım gizli artırmalarda arka yüzde haroşa oluyor. Sadece ön yüzde yaptığım 2 düzümü 4 noktadaki şöyle 1 2 3 4 noktadaki 2 düzüm arka yüzde ters olarak öreceğim. Diğer kalan ilmeklerimi haroş olarak öreceğim. Çok kolay bir çalışma zaten. Şimdi arka yüzde gizli artırmayla beraber tabii 13 tane haroşa ön ilmeğimi örmüş oldum. Burası benim 2 ön yüzde yaptığım düz ilmeğim. Arka yüzde 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerim haroşa. Ben tabi bütün ilmekleri ters olarak örüp geçmiş oluyorum. Çünkü haroşalarımı da ters örgü tekniğiyle örüyorum. Yine burada ön yüzde yaptığım 2 düzüm arka yüzde ters olarak örelim. Bu sırayı tamamlayalım. Son 3 ilmeğimizi yine örmeden şişimize geçiriyoruz. Ön yüzde artırmalar yapmaya devam edeceğiz. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 3 ilmeğim düz. Bu sırada 2 düzüme kadar 13 tane ilmek örmüş olacağım. Çünkü bir önceki sırada gizli artırma yapınca ön taraftaki 12 ilmeğim 13 oldu. İlerliyorum sayarak. Zaten hemen de bu sırada belli oldu. Şu 2 düz attım. 2, 4, 6, 7. 12, 13 ilmeğimi ördüm. Yine bu 2 düz hattımı gördüm. Bundan önce bir gizli artırma, 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, kolum için artırmalarla beraber 10 ilmeğim oldu. Gizli artırmadan sonra 10 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 10. 2 düzümü gördüm zaten. Hemen bir gizli artırma, 2 düzümü ördüm. Bir gizli artırma, arka ilmeklerimi öreceğim. Arkada da gizli artırmalarla beraber 24 tane ilmeğim oldu. 24 haroşa örüyorum. Tabi buradaki gizli artırmadan sonra 24 ilmek haroşa örüyorum. 24. 2 düzümü gördüm. Burada 2 düzümden önce bir gizli artırma, 2 düz ör, bir gizli artırma. Kol ilmeklerimdeyim. Kol ilmeklerim için 10 haroşa örüyorum. 2 düzümü gördüm. Bir gizli artırma. 2 düz ör. Bir gizli artırma. Kalan ön ilmeklerimi örüyorum. Son 3 ilmeğimi tabi örmeden şişime geçireceğim. Bu örgüm boyunca bu şekilde devam edecek. Şimdi
Şimdi 3 tane ilmeğim kaldı. Farz edelim ki düz örgüyle ören arkadaşlarım ipi arkada şöyle öne alacaklar ve örmeden bu 3 ilmeği şişimize geçireceğiz. İpimiz arkada olacak. Tabii ki 3 düz öreceğiz. Ortadaki ilmeklerim haroşa şu 4 noktadaki ikişer ilmeğimi de ters olarak öreceğim. Arka ucundan sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden sıramı tamamladım. Son 3 ilmeği örmeden şişime geçirdim. Arka tarafta artırma vesaire hiçbir şey yapmıyoruz. Arka tarafta hiçbir işlem yapmadan örüyoruz. Sadece ilmekleri gördüğümüz gibi alıyoruz. Haroşaları haroşa şu iki düzleri ters olarak öreceğiz. Şimdi yine örgümün ön yüzüne geçtim. İlk 3 ilmeğim düz. Örgümün ön yüzünde bu iki düzümü sağında solunda gizli artırmalar yapmaya devam ediyorum. Şimdi ön tarafta İki düzüme kadar 14 tane ilmeğim oldu. Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. İki düzümü gördüm zaten. Saymama da gerek yok. Belli oluyor. Artırma yapacağım yer. Bu iki düzümden önce ve sonra. Gizli artırmamı yaptım. İki düzümü ördüm. Gizli artırmamı yaptım. Kolumda da bu defa 12 tane haroşam oldu. 2 düzüme kadar 12 ilmek haroşamı örüyorum. İki düzümü gördüm. Bir gizli artırma, 2 düz ör. Bir gizli artırma. Arka ilmeklerim de bu sırada 26 ilmek oldu. Şu 2 düzüme kadar haroşalarım. Hırkamın arka ilmeklerini ördüm. 2 düzümü gördüm burada. Bir gizli artırma, 2 düz ör. Bir gizli artırma kol ilmeklerim burada 10 ilmeğimi örüyorum. Pardon, 12 ilmeğimi örüyorum. Gizli artırmadan sonra 12 ilmek haroşam var. 2 düzümü gördüm. Bir gizli artırma. 2 düz ör, bir gizli artırma ve ön ilmeklerimi örüyorum. Son 3 ilmeğimi yine örmeden şişime geçireceğim. Örgümün arka yüzüne yine haroşaları haroşa. Baştaki 3 ilmeğim düz. Bunu artık örgümüz boyunca bu şekilde yaparak devam edeceğiz. Son 3 ilmeğimi yine örmeden şişime geçireceğim. Haroşalarımı örüyorum. Bu iki düzümü arka yüzde ters olarak örüyorum. Başka bir detay olmadığı için bizler örüp ilerleyelim. Sadece örgümüzün ön yüzünde bu iki düzümüzün sağında solunda gizli artırmalar yapıyoruz. Arka tarafta ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Diğer renk geçişi çalışmasına kadar bizler örgümüze devam edelim. Şöyle ki bu diğer renk geçişine kadar 12 sıra olacak şekilde çalışalım. Aynı zamanda roba artışlarımızı yapalım. Sıralarımı tamamladım. 12 sıramı çalıştım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra ördüm. Ve örgümün ön yüzünde bu iki düzümün sağında solunda gizli artırmalar yapmaya devam ettim. Arka yüzden de görüntümüz bu şekilde. Şimdi bu aşamada yeni rengimize geçeceğiz. Bu iple devam edeceğim ben. Örgümün ön yüzünden ilerledim. Ve yeni rengimi ilmek alış şeklimden dolayı örgümün ters yüzünden geçerken bağlayıp devam edeceğim. Örgüsünü yani haroşasını daha farklı çalışan arkadaşlarım, düz örgüyle çalışan arkadaşlarım ön yüzde değişiklik yapmaları gerekiyorsa yapabilirler. Bu sonucu değiştirmez. Şu arkadaki tek sırada iki renk görüntüsü var ya arkadaşlar, bu arkada kalacak şekilde ayarladığınızda hiçbir sıkıntı olmayacak. Şimdi ben şu baştaki 3 ilmeğimi yine aynı renkle öreceğim. Çünkü ip düğümüm şu 3 düzümün dibinde olsun. Kenarda olmasın düğümüm. Daha temiz bir görüntü olsun. Bu 3 düzümü ördüm. Burada yeni rengimi bağlıyorum. Diğer ipimi koparmayacağım çünkü yine onunla 2 sıra daha öreceğim. Şimdi ne yapacağız burada? Yeni rengimle bir sıra öreceğim. Şurada göstereyim. Yeni rengimle bir sıra öreceğim. Sonra eski ipimle, bir önceki ipimle çalışacağım. Yeni ipim, bir önceki ipim. Sonra kahverengi ipimle devam edeceğim. Şimdi
Düğümüm tam bu üç düzümün dibinde olmuş oldu. Örgümün arka yüzünde olduğum için hiçbir detay yok. Haroşa örgülerimi örüyorum. Şu ön yüzdeki iki düzümü arka tarafta iki ters olarak örüyorum. Şimdi bakın buradaki iki renk görüntüsü ön yüzde düşmesin istemediğim için arka yüzde ipimi bağladım. Arka taraftan sıramızı tamamlayalım. Ön tarafa geçelim. Burada bir detay yok zaten. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. İlerledim. Burada 3 ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. Yine örgümü çevirdim. Baştaki 3 ilmeğim düz. Ve bu sırayı da geçince bir diş haroşa sırası olmuş olacak. Sonra açık renk ipimle devam edeceğim. Şu artırma noktasına doğru ilerleyeyim. İlerledim. İki düzümü gördüm. İki düzümün dibinde gizli artırmamı yapıyorum. İki düz ör. Gizli artırmamı yapıyorum. Ve haroşa örgümle devam ediyorum. Ta ki iki düzüme kadar. Burada da öncesinde bir gizli artırma, iki düz ör, bir gizli artırma. Sıramızı tamamlayalım. İlerledim. Örgümün sonundaki 3 ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. İp değişikliğini yine şu baştaki 3 düzümü ördüm. Şimdi ön tarafta bir diş kahverengi sıramdan örmüş oldum. Bir sırada açık renk ipimden öreceğim. Arka yüzden sıramızı tamamlayalım. Ön yüzden de yine açık renkle bir sıra örelim. Sonra yine kahverengi iple öreceğiz. Arka yüzden sıramı tamamladım. Ön yüzden de ilerledim. Bir diş haroşam oluşmuş oldu. Şimdi yine son 3 ilmeği örmeden şişime geçirdim. Renk değişikliği yapmak için bu baştaki 3 düzümü örüyorum. Sonra kahverengime geçiyorum. Arka yüzden sıramızı tamamlayalım. Ön yüze geçince tabii ki artırmalar yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Robo artışlarına devam ediyoruz. Ta ki 20 defa bu artışı yapana kadar örgümüzün ön yüzündeki bu iki düz ilmeğimizin sağında solunda artırmalar yapmaya devam edelim. Şimdi bir diş haroşa sırası olacak şekilde kahverengi iple de örelim. Kahverengi ipimden bir sıra olacak şekilde tamamladım. Burada 3 ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. Üç düzümü ördüm. Ve ilk değişikliğimi 3 düzümü ördükten sonra yapıyorum. Son kez açık renkle öreceğim. Sonra kahverengi iple devam edeceğim. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum aslında. Bir sırada son defa açık rengimi örmüş oldum. Şimdi bu ipimle işim bitti. Renk değişikliğini 3 düzümü ördükten sonra yapacağım için 3 düzümü ördüm ve burada ipimi kesiyorum. Bununla artık işim bitti. Kahverengiyle örüp ilerleyeceğiz. Bizler örgümüze devam edelim bu kahverengi ipimizle. Ön yüzden görüntümüz bu şekilde oldu. Örgümüzün ön yüzüne yine bu iki düzümüzün sağında solunda gizli artırmalar yapmaya devam ediyoruz. Ta ki yeterli uzunluğa gelene kadar roba çalışmamız. Kaç tane yaptığımızı söyleyeceğim. İlmek sayısını santim olarak vesaire vereceğim. Şimdi bu kahverengi ipimizle yeni bağladığımız ipimizle birkaç sıra örelim. Sonra kolları örerek devam edeceğiz. Roba çalışmamız için yeterli uzunluğa geldim. 21 defa gizli artırma yaparak ördüm. İlerledim. Kenardaki biye çalışması, düz kenar çalışması dediğimiz tekniğimizde örgümüz ilerledikçe daha net bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi bu 21 adet gizli artırmayı nasıl anlarız? Sayması biraz zor oluyor çünkü. Önümüz için robayı ayırdığımızda 12 ilmeğimiz vardı.
21 tane de gizli artırma yapınca önümüzde şu iki düz ilmeğime kadar 33 tane ilmeğim oldu. Bu aşamada 21 defa gizli artırma yaptığımı anlıyorum. Şimdi artık artışları tamamladık. Sadece kolları öreceğiz. Sonra diğer kolu çalışacağız. Örgümün ön yüzünden ilerliyorum kol çalışmama doğru. Baştaki 3 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum tabii. Buradaki iki düzümden bir tanesini bedene, bir tanesini kola dahil edeceğim. Bu düz hattıma doğru ilerliyorum. İlerledim. Artık gizli artırma yapmıyorum. Buradaki iki düzümden bir tanesini de haroşa olarak ördüm. Öne dahil ettim. 33 tane ilmeğimiz vardı. Bu bir ilmeği de dahil edince ön tarafta 34 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi sadece kol çalışmasını yapacağız. Şuradaki düz hattıma doğru ilerliyorum. İsterseniz ayrı bir şişe geçerek de örebilirsiniz. Şimdi ben sadece kol çalışmasını bu misinalı şişimle de aynı zamanda örerek ilerleyebilirim. İlerledim. Buradaki bir düz ilmeğimi de kola dahil ettim ve kol için buradaki birer ilmekleri de şu bir düz ilmeklerimle dahil edince 52 tane ilmeğim oldu. Örgümü burada çeviriyorum. Beden örgülerimle değil, sadece şuradaki kolum için saydım 52 ilmeği örerek ilerleyeceğim. Yine örgümü çeviriyorum. Kol için farklı bir detayımız yok. Buradaki şöyle. Buradaki 52 ilmeğimi çalışacağım. Diğer renk geçişine kadar örüp ilerleyelim. Bir detay olmadığı için biz bu 52 ilmeği örelim. Tekrar yeni renge geçince beraber yapalım. Sonrasını zaten örüp ilerleyeceğim. Kol çalışmamı bir miktar ördüm. Burada renk geçişini yapacağım. Bu arada robamın uzunluğunu da vermek istiyorum. Bazen soran arkadaşlarım oluyor onlar için. Hemen ölçüyorum. 12,5 13 santim arası örmüş olduk robo uzunluğumuzu. Yeni renge geçerken ne yapıyorduk? 12 sıra haroşamız oluyordu. Sonra yeni rengimizi bağlıyorduk. Burada kol için bu 12 sıra değil de 11 sıra yapacağız. Çünkü kol bedene göre biraz daha kısa olması gerekiyor biliyorsunuz. Ama bedende biz yine 12 renk öreceğiz. Sonra diğer rengimize geçeceğiz. 12 sıra ördükten sonra. Şimdi burada bakıyorum. 11 sıra çalıştım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıra ördüm ve yeni rengime geçeceğim. Bu rengi kullanacağım bu sefer de. Hemen buradan bağlıyorum yeni ipimi. Bu kahverengi ipimi yine hemen koparmıyorum çünkü 2 sıra daha kullanacağım bunu. Bu 52 ilmeğimizi kol ağzına kadar 2-3 defa bir sağında bir solunda olmak üzere kesmeler yapalım. Çünkü kol ağzına doğru daha derli toplu bir görüntü olsun. Şimdi yeni rengimi bağladım ve örüyorum. Mesela burada kolumun bir tarafında kesme yapacağım. Son 2 ilmeğim kalmıştı. Bunu ikisini bir alıp kesiyorum. Dolayısıyla bir tane ilmek eksiltmiş oldum. 51 tane ilmeğim kaldı. 2-3 sıra daha öreriz. Yine burada da eksiltme yaparız. Sonra yine birkaç sıra ördükten sonra bir eksiltme daha yaparız. Kolumuzu 49-48 ilmekle bitirebiliriz. Zaten haroş örgülerle devam ediyoruz. Renk geçişlerini dediğim gibi kolumuz için şu çizgiyi oluşturduktan sonra renk geçişimizde 11 sıra ördükten sonra yeni renge geçeceğiz. Bu bedende 12 sırada bir olacak. Şimdi kolu biz tamamlayalım. Bitirdikten sonra tekrar buluşalım. Kol çalışmamı tamamladım. Aradaki çizgilerimi yaptım. Sonra 11 sıra ördüm. Çizgilerimi yaptım. 11 sıra ördüm ve ilmeklerimi kestim, kapattım. Bu 52 ilmeğimi de dediğim gibi sağında, solunda birkaç sıra ördükten sonra kesmeler yaptım ve 48 ilmekle örgümü, kolumu bitirmiş oldum. Şöyle. Arkadan da görüntümüz bu şekilde oluyor. Şimdi şu arkadan ipimi bağlayacağım, ilerleyeceğim ve diğer kol çalışmama doğru gelip diğer kol çalışmamı yapacağım. Buradaki bir düz ilmeğimi de yine haroş olarak dahil ediyorum arkaya. Koltuk altına doğru ilerliyorum. İlerledim. Buradaki bir düzümü de arkaya dahil ettim ve
arka ilmeklerimi saydığımda 66 tane ilmeğim oldu. Bu bir düzleri dahil ettiğimde tabii ki. Şimdi yine ben bu diğer bir düzümde dahil ederek kolumu alacağım ve kol çalışmamı yapacağım. İki düzümden bir ilmeğimi koluma dahil ediyorum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi bu kol çalışmamızı da örüp ilerleyelim. Bir detay olmadığı için göstermeyeceğim. Yine bu rengimiz 11 sıra olacak. Diğer rengimize geçeceğiz. Çizgilerimizi yapacağız. Yine bu rengimiz 11 sıra olacak. Çizgilerimizi yapıyoruz. 11 sıra olacak. Kolu kapatıyoruz. Yanlarda da bu kolda ne kadar kesme yaptıysanız aynı şekilde bu kolu da çalışacağız. Sonra beden örgülerimizi de devam edeceğiz. Diğer kol çalışmamı da tamamladım. Koltuk altından bitim noktasına kadar 35 diş haroşa sırası örmüş olduk. Zaten sıralarımızı tamamlayarak kolumuzu bitirmemiz gerekiyor. Sırayı merak eden arkadaşlarım için söyledim. 35 sıra örmüş olduk. Şimdi ipimi arka taraftan ilerledik. Bu kolumuzu çalıştık ve ön taraftan örgümün ön yüzünden bağlıyorum. İlerliyorum haroşa örgülerle. Örgümün iç yüzünden ilerleyince koltuk altında birleştirmiş oldum. Bu aşamadan sonra hırkamızın beden çalışmasıyla örüp ilerleyelim. Bedendeki renk geçişlerimiz biliyorsunuz rengimiz 12 sıra olduktan sonra diğer renge geçeceğiz. Çizgilerimizi yapacağız. 12 sıra öreceğiz. Diğer renge geçeceğiz. Bedeni tamamlayalım. Sonra ön taraftaki bağcık çalışmamızı yapacağız. Hırkamda beden çalışmasını tamamladım. Koltuk altı dikişimi de yaptım. Çizgiler birbirini takip edecek şekilde dikişimi yaptım. 12 ör, çizgilerimi yap, sıralamasıyla tamamlamış oldum. Hemen santim olarak ölçüyorum. Koltuk altından baktığımda benim örgüme göre 18,5-19 santim arası çalışmış oldum. Genişliği ise 28 santim. Hırkamızın beden ilmek sayısı 134 ilmeğimiz vardı ve koltuk altından itibaren haroşa sıramda 38 diş haroşa sırası oldu. Zaten burada renk sıralarımızı sayıyla yaptığımız için onun da çok bir önemi yok aslında. Şimdi hırkamızın ön tarafında bağcık çalışmamız olacak. Bağcık çalışmamız için iki tarafı boş. Benim elimde 3 numaralı şişim vardı. Sizlerin elinde 3 olur, 3,5 olur. Bu iki tarafı boş çorap şişiyle bağcık çalışmamızı yapacağız. Sizlerin elinizde böyle bir aparatınız yoksa tığ yardımıyla da şu modelimde göstereyim. Bir tarafına yine düğme yaparsınız. Diğer tarafında birit çalışırsınız. Zincir yardımıyla yapabilirsiniz. Ya da bu zinciri çekip sık iğneyle doldurup biritinizi çalışıp hırkanızı öyle kapatabilirsiniz. Ya da klasik bir tarafında düğme, bir tarafında ilik olarak da çalışabilirsiniz. Bağcığımız için isterseniz bağcık çalışmanızı bu hemen yakanın altına doğru baktığımda ilk 3 diş haroşa sırasından şöyle sırayla girdim ve bunları ilmek olarak kabul edip bağcığımızı başlayacağız. Ama ben buradan da alabilirsiniz ilmeklerinizi. İçeriden de alabilirsiniz. Ben içeriden alıp yapacağım. Ve şöyle aşağı doğru baktığımda şuradan 3 ilmeğimi alacağım. Bunlar benim ilmeğim olarak kabul edeceğim. Bağcıklarımızı da hırkamızdaki renk sıralamasına göre yapacağız. Şimdi bu 3 ilmeğimi ipimi şöyle bağlayacağım ilk önce. Düz olarak örüyorum. İpimi bağladım. Ve şöyle ilmekleri şişimin diğer ucuna doğru kaydırıyorum. Örgümü hiç çevirmiyorum. İpim arka tarafta.
düz olarak örüyorum. İlmeklerimi şişimin diğer ucuna doğru kaydırdım ve yine bu üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bağcığımız ortaya çıkmaya başladı. Bu şekilde örerek yeterli uzunluğa gelelim. Kaç santim ördüğümüzü söyleyeceğim. Bitirirken bu 3 ilmeği birden alıp kesiyoruz. Bağcığımızı tamamlamış oluyorum. Bu şekilde örerek ilerleyelim. 3 düz örüyoruz. Şöyle şişimi kaydırıyorum ve yine 3 düzümü örüyorum. Devam edelim. Diğer bağcıklarımı da çizgilerimin olduğu yerden, içeriden şuradan 3 ilmeğimi edineceğim. Bu kalan ipleri de bağcığımızın içine çekip temizleyebilirsiniz. İğne yardımıyla yapabilirsiniz. Buradaki bağcığımızı bu hizada çalıştıysa karşıda da yine aynı şekilde alarak yapacağız. Karşılıklı şekilde bağcıklarımızı tamamlayalım. Bağcıklarımı tamamladım. Sonuncusunu keserken beraber yapalım istedim. Bu 3 ilmeğin 3'ünü birden şöyle topladım. Bir tane ilmeğim kaldı. Bunu da tekrar sabitlemek adına şöyle bir örüyorum. Sonra ipimi kesiyorum. Kalan ipimi de iğne yardımıyla içine alıp çekeceğim. Ve santim olarak da bu uzunluğunu sizler kendi tercihinize, zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 19-20 santim arası da bağcığımı çalışmış oldum. İpleri de sağındaki, solundaki ipleri de içine iğne yardımıyla alarak isterseniz hırkanızı tamamlayabilirsiniz. Ancak yaka çevresinden ben tekrar şöyle kenar çalışması yaptım. Sizler bu haliyle kenar çalışması yapmadan da hırkanızı kullanabilirsiniz. Ama yaptığımdaki görüntü de şöyle oluyor. Bunu da hem öğrenelim hem beraber yapalım. İsterseniz tercihinize göre hırkanızla uygularsınız. Tığ yardımıyla yapacağız. Bunu 2 milimlik tığım olacak. Tığımı da göstereyim. Şöyle 2 milimlik tığ ile çalışacağım. Yaka çalışmamızda düz kenar çalışması yaptık ya, hemen onun en uç kısmından girdim. İpimi buradan çıkaracağım. Hem sabitlemek adına da 2 zincir çekeceğim. Şöyle ipimi çıkardıktan sonra 1 2 zincir çektim ve ilk zincirimin şöyle tek teline battım. Tek teline battım. Başka bir işlem yapmıyorum. Bu arada yakamızda ilerlerken kenar çalışması için kendini belli ediyor. Her bir ilmeğe sırasıyla batarak ilerleyeceğiz. Bu noktalardan örerek ilerleyeceğiz. Şimdi tığımı buradan geçirdim ve sıramdan ilerliyorum. Buradan ipimi çıkardım. Ortadaki ilmeğimi içinden geçirdim. Sonra bu ikisini ördüm. Ve devam ediyorum. Şu telim var ya, şu halindeki şu telimin içinden tığımı geçirdim. Hiçbir işlem yapmıyorum. Yine sıramı takip edip ipimi çıkardım ortadaki ilmeğimden. Ve sonra bu ikisini örüyorum. İpimi bu arada yürütüyorum bu arada. Yine şöyle tek telinden sıramdaki, yakamdaki hemen sıradaki yerden ipimi çıkarıyorum. İpimi ilmeğimin içinden geçirdim. İkisini ördüm. Buradan tığımı geçirdim bir işlem yapmadan. Sıramı takip edip yakamdan giriyorum.
Devam ediyorum. Konuşmuyorum kafanızı karıştırmamak için. İzleyerek de yapabilirsiniz. Çok kolay bir teknik aslında. Çok sıkmayalım, çok da gevşek yapmayalım. Kendimiz zaten el ayarımızla ilerleyelim. En uç kısma kadar geldim. Şundan da şöyle batıp ipimi koparacağım. Yine bu ipimi de iğne yardımıyla içeriden temizleyeceğim. Hırkamızın son halinin enini, boyunun ölçüsünü vereceğim. Omuzdan etek ucuna kadar baktığımda 28 santim. Eni de yine 28 santim diye hatırlıyorum. Evet, 28 santim. Omuzdan kol ucuna kadar baktığımda da 25 santim de kolumuzun uzunluğu oldu. Koltuk altından zaten ölçmüştük. Tekrar bakalım. 15 santim de koltuk altım olmuş oldu. Robo uzunluğuna da yine bakalım. Hırkamızın büyüklüğü 6 ay 1 yaş arası. Daha doğrusu 1 yaş uyumlu oldu diyebilirim. 13 santim de robamız. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarım şöyle kırmızıyla yazdım buraya. Biz hırkamızı 70 ilmekle başlamıştık. Büyük yapmak isteyen arkadaşlarım 82 ilmek atarak başlayabilirler. Bunu da 14, 12 ilmek şu sabit 2 ilmeğim olacak. 10 ilmek kollara, 26 ilmek arka, 10 ilmek kol, 14 ilmek ön ve ikişer ilmeğim. Zaten bu hırkayı büyüttüğünüzde bu ikişer ilmeğim değişmeyecek. Bu iki ilmeğimizin sağında solunda robo artışları yapıyoruz biliyorsunuz. Bu dağılımla 82 ilmekle başladığınızda ve robo uzunluğunu biz 21 sıra yapmıştık. Sizler de daha büyük yapmak istiyorsanız robo uzunluğunu 22-23 sıra yaptığınızda daha büyük hırka elde etmiş olursunuz. Kolun uzunluğunu, bedenin uzunluğunu da ona göre ayarlarsınız. Daha küçük yapmak isteyen arkadaşlarım 3 aylık gibi 64 ilmek atarak başlayacaklar. Ve önlere 11, kol 7, arka 20. Kol 7, önlere 11 verdiğinde yine bu 2 ilmeğimiz sabit kalıyor. 2 ilmeğimizin çünkü sağında solunda artışlar yapıyoruz. Daha küçük yapmak isteyen arkadaşlarım da 64 ilmek başlayarak hırkalarını örebilirler. Robo uzunluğunu da biz 21 sıra yapmıştık. Sizler 19 sıra veyahut 20 sıra maksimum yaptığınızda daha küçük hırka elde etmiş olursunuz. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Yine güzel bir çalışmayla beraber ördük, ilerledik. Sizler de ördüyseniz tecrübelerinizi benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Başka çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.